Merhaba sevgili izleyenler. Dünkü yayından sonra bugün yepyeni bir konuyla spermle yumurtanın birleşmesiyle devam edeceğiz. Sınırsız sayıda spermin sınırlı sayıda yumurta için mücadelesinden bahsedeceğiz bugün. Evet, önce yumurtanın nasıl geliştiği, kaçıncı günlerde ne olduğundan bahsedelim. Bir kadında adet kanaması başladığı günlerden itibaren yumurtalıklarda yumurtalardan bir kısmı gelişme için hazır vaziyettedir. Henüz bizim ultrasonda görmediğimiz, hani yumurtalığı elimize alsak içinde minnak minnak görebileceğimiz yumurtalar giderek büyüyecektir. Aslında yumurtanın kendisi değildir büyüyen. Yumurta hücresinin kendisi, dün de söylemiştim, 0.2 milimetre. Halbuki bu yumurta hücresinin etrafında bulunan bir sıvı var. Aynı bizim aldığımız, yediğimiz tavuk yumurtasının beyazı gibi. Bu etrafındaki kocaman sıvı giderek büyüyor, giderek genişliyor. Ne kadar büyüyor? Ortalama 2 santim kadar çapa ulaşabiliyor. Yumurtanın etrafındaki sıvının çoğalması adet kanamasının başladığı günden başlar ve ortalama 14 gün içerisinde yumurtlama kıvamına, yani 2 santime kadar ulaşmıştır. Bu sürecin, biz adetin ilk gününe birinci gün diyoruz, 9. gününe bakacak olursak çok sayıda gelişmekte olan yumurtanın içinden bir tanesi öne geçmiştir. Yani yumurtaların içerisinde yarışı kimin kazanacağı adet kanamasının ortalama 9. gününde bellidir. O gün bir tane olan, o büyümüş olan yumurta diğerlerini geçer ve 14. güne diğer yumurtalar ciddi bir varlık gösteremezken o büyük seçilmiş yumurta yumurtlamaya hazır vaziyettedir. Bizim aslında örneğin tüp bebek yapacağımız zaman verdiğimiz ilaçlarla ilk yapmak istediğimiz, en başta yapmak istediğimiz bir yerine daha fazla sayıda yumurta büyüsün ki biz tüp bebek yapabilecek çok sayıda yumurtaya, çok sayıda embriyoya sahip olalım diye. Ama insan vücudu tek yumurtayla sınırlıyor. Aslına bakarsanız çok nadiren 2 yumurtanın geliştiği olur, 3 yumurtanın geliştiği daha nadir olur. Tabii böyle durumlarda ikisi, üçü de döllenirse ikiz, üçüz gebelikler meydana gelebilir. Diğer taraftan örneğin bir kedinin bir defada 7 tane yavru doğurabilmesini düşünürsek onlarda çok sayıda yumurtanın aynı anda geliştiğini de düşünebiliriz. Bizim bir tane olgun, iyi yumurtamız adet kanamamızın ortalama 14. gününde yumurtlanmıştır. Dünden hatırlarsınız, önceki videodan hatırlarsınız, yumurtalığın içerisinde bu yumurta atılır ve atıldığı andan itibaren yumurtalık kanalının üzerindeki ahtapot kolları gibi olan çıkıntılar yumurtalıktan bunu almak için onu süpürmeye başlarlar. Yumurtlama zamanlarına yakın eğer herhangi bir ağrı kesici kullanırsanız yumurtlamanın mekanizmasını bozmak mümkündür. Yani tabii ki bu bir doğum kontrol yöntemi değil aslına bakarsanız. Ama tam o günlerde alınan bir ağrı kesici çocuk isteyen bir ailenin o ayı da boş geçirmesine neden olabilir. Tabii yumurtlama mükemmel oldu. Cinsel ilişki de doğru zamanda oldu. Gebelik şansı nedir diye sorarsanız ortalama %20 civarındadır. Yani her yumurta yumurtlandı diye, her sperm ona orada bulundu diye mutlaka döllenme olacak ve bir gebelik oluşacak diye bir kaide de yok. Bu kadar kıymetli aslında insan embriyosu. Seçilmiş çok az sayıda yumurta döllenebiliyor ve embriyo haline gelebiliyor. %20. 100 tane yumurtlama olsa 20 ya da 5 tane yumurtlama olsa bir tanesi bir embriyoya dönüşecek. Fakat tam 14. gününde yumurtlamanın olması bazen beklediğimiz gibi değildir. Daha erken ya da daha geç de olabilir yumurtlama. En erken ne kadar yumurtlama olur? Adet kanamasının başlamasından sonra en erken yumurtlama 7. günde olduğu saptanmıştır. Yani 7. gündeki bir yumurtlama ile gebelik meydana gelebilir teorik olarak. Bir haftaya kadar da gecikme mümkündür. Yani 14. gün yerine 21. gündeki bir yumurta da yumurtlanabilir, döllenebilir ve gebelik oluşturabilir. Bunun dışındaki süreler gebelik oluşması için pek olası değildir diye düşünebiliriz. Evet, şimdi yumurtayı olgunlaştırdık, yumurtlattık ve spermini bekliyor.
Yumurta spermini ne kadar süre bekler? Yumurta spermini 3 güne kadar bekleyebilir. 3 gün süreyle döllenmesi mümkündür. Ama yani yumurtlama olsun sonra ilişkiye gireriz diye bir yaklaşım da çok doğru değil. Zira sperm de vajinaya bırakıldıktan sonra ortalama 1 gün kadar yaşayabiliyor, canlı kalabiliyor. Cinsel ilişki günlerini hangi günler olarak öneriyoruz biz gebelik isteyen çiftlerde? Adet kanamasının başladığı güne birinci gün dersek, adet kanamasının 12, 14 ve 16. günleri 3 tane cinsel ilişki bütün gebeliklerin %90'ının meydana geldiği günlerdeki ilişkilerdir. Her gün cinsel ilişki olsa, yani bu mümkündür, gebelik de meydana gelebilir ama gebelik şansını arttırmak istiyorsak spermlerin biraz daha olgunlaşması, hareket kazanması ve sayılarının artması için bir gün beklemekte, bir gün arayla, yani 2 günde bir cinsel ilişki olmasında fayda var. Biz bu durumda 12, 14, 16. günlerdeki ilişkileri gebelik elde etmek için maksimum şans olarak görüyoruz. Az önce de söylemiştim, nadiren 7. günde yumurtlama olabilir, nadiren 21. güne kadar yumurtlama devam edebilir. Hatta 14. günde olan bir yumurtlama 11-17. gün arasında o yumurta sağlam da kalabilir. Daha erken ve daha geç de sağlam kalabilir. Bu durumda 3 gün önce ve 3 gün sonraki ilişkilerde gebelik için küçük de olsa bir şans yaratabilir. Yani 9. günde ve 19. gündeki ilişkilerde gebelik için %10 gibi küçük bir şans oluşturabilir. Evet, sperm vajina içerisinde nereye bırakılır? Sperm vajina içerisinde vajinanın en son noktası olan vajina boşluğuna bırakılır. Aslında bizim burada hep sperm diye bahsettiğimiz şeyi biraz açıklamamız lazım. Sperm diye bahsettiğimiz şey aslında meni olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz ya da semen olarak açıklayabileceğimiz bir şey. Biz semenin içerisinde yalnızca sperm hücrelerini görmüyoruz. Dün de anlatmıştım ya, prostat sıvısı da bu semeni oluşturan parçaların arasında ve çoğunu meydana getiriyor. Prostat sıvısı, bazen ufak tefek lökosit gibi kan hücreleri, iltihap hücreleri, ölmüş olan spermler, hareketsiz olan spermler, bunların hepsi bir boşalmada vajina içerisine bırakılıyor. Vajina içerisi hafif asitli bir ortamdır ve spermler asitli ortamı çok da sevmezler. Canlı, sağlıklı olan, hareket edebilen spermler en kısa yoldan kendileri için en iyi olabilecek yere gider. Nereye giderler? Rahim ağzı kanalının içerisinde, rahim ağzı kanalının yapmış olduğu asiditesi çok düşük olan bir sıvı vardır. Bu sıvının içerisinde rahat edebilmek için spermler buraya doğru hücum eder. Yani canlı, sağlıklı spermler birkaç dakika içerisinde rahim ağzı kanalının içerisine kendilerini yerleştirmiştir. Burayı bir depo olarak kullanmaya başlamışlardır. Çünkü kadın bize diyor ki, ben gebe kalmak istiyorum, ilişkide bulunuyorum. İlişki sonrasında bir bakıyorum dışarıya boşalmış her şey. Her şey değil. Onu bir düzeltelim. Dışarıya boşalanın ciddi bir kısmı prostat sıvısı. Bunun dışında yaşayamayan, dolayısıyla ilerleyip de rahim ağzı kanalının içerisine gidemeyen spermler ve ölü olan spermler, bunlar vajinadan dışarıya akacaktır. Cinsel ilişkiden 5 dakika sonra yapılan incelemelerde yumurtalık kanallarının içerisinde sperm bulunduğu saptanmış. Yani spermin hareketi öyle çok da yavaş bir hareket değil. Spermler eğer kendilerine uygun bir ortam bulabilirlerse hızla hareket ederek hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Ama bütün spermlerin birden gidip yumurtalık kanalına ulaşması çok da mantıklı bir şey değil. Düşünürseniz yumurta belki o anda yumurtlanmadı, belki bir gün sonra yumurtlanacak. Spermlerin bu durumda beklemesi lazım. Nerede? Rahim ağzı kanalının içerisindeki sıvıda. Bu sıvının içerisinde bekler spermler ve sürekli az az miktarda sperm buradan rahimin içerisine, oradan yumurtalık kanallarına doğru ilerler. Rahimin içerisinde bulunan spermler burada çok fazla beklemez. Yumurtalık kanallarının içerisindeki titrek tüylerin titreşim yaptığı yönün ters yönünde ona inatla yüzmeye başlar. Yumurta yumurtalıktan atıldığında
o 2 milimetre, 0.2 milimetrelik yumurtanın dışında etrafını saran granüloza denilen taç şeklinde hücreler vardır. Bu taç şeklinde dememin sebebi buna korona ismi veriliyor. Yani taç ismi veriliyor. Yumurtanın etrafında bir taç meydana getiriyor. Bu isim koronavirüsten çok 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 yıllar önce verilmişti. Aynı şekilde taça benzediği için. Yumurta buradan dışarıya atıldı. Üzerinde korona hücreleri var. Onun içerisinde yumurtayla korona hücrelerinin arasında sağlam bir zar var. Ve spermlerin bu zarı delmesi gerekiyor. Spermler kuyruklarının hareketiyle ilerlediler ve spermlerden bayağı bir sayıda, belki 10, 20, 50 tanesi gitti yumurtanın etrafında korona hücrelerinin arasından başını sokmaya çalıştı. Buradan da tahmin ediyorsunuz ki sperm yumurtaya göre çok 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 küçük bir hücredir. Hatta şöyle söyleyeyim, yumurtayı bir futbol topuna benzetirsek spermin büyüklüğü benim serçe parmağımın tırnağı çiçek kadar olarak düşünülebilir. Sperm yumurtanın etrafına gelir ve içerisinde bulunan tam spermin baş kısmının ucunda bulunan bir küçük kesecikteki enzimleri dışarıya boşaltarak yumurtanın etrafındaki o ince zarı delmeye çalışır. İnce zarı delip yumurtanın zarının içerisine sperm başını soktuğu anda o dışarıdaki zar büyülü bir şekilde artık yeni bir sperm geçirmeyen sağlam bir duvara, bir çin seddine dönüşür. Ve artık yeni sperm girişi yok. Gelen spermler dışarıda kalacaklar. Bir tane sperm bir tane yumurtayı döner. Tabii şimdi efsanevi olaylar yok değil. Birden fazla sperm gelmiş, yumurta o arada bir sperm tarafından döllenmiş ama ikiye bölünmüş. O ikisi birbirinden ayrılmış, ikiz gebelik meydana gelmiş. Ya da yumurta hücresi olmaz ya, ikiye bölünmüş, annenin genetik yapısı aynı, yumurtaların ikisinde genetik yapısı aynı fakat İki tane ayrı sperm tarafından döllenmiş. Bunlar tabii efsane şeklinde, çok nadir vakalar şeklinde bahsedilir. Aklıma gelmiş bir tane vaka var mesela. Ben görmedim de kitaplardan okuduğum bir vaka. Bir kadın ikiz çocuğa hamile. Çocuklardan biri zenci oluyor, birisi beyaz oluyor. Nasıl oldu bu iş? İki tane yumurta yumurtlamış o ay ve iki tane ayrı ilişki meydana gelmiş. İki ayrı ilişkinin sonucunda iki ayrı erkekle ilişki meydana gelmiş ve iki tane farklı babadan çocuğu aynı anda doğurmuş olabiliyor kadın. Teknik olarak, teorik olarak mümkün ama pratikte çok nadir rastlanan durumlar. Yumurtayla sperm birleşti, zigot meydana geldi. Yani döllenmiş yumurta diyorum ben zigota, döllenmiş yumurta meydana geldi. Yumurtanın hareket etmek için bir organı var mı? Spermin kamçısı gibi yok. Döllenmiş yumurta aslında hareket edemez. Yumurtalık kanalının ampulla denilen ve rahimden yaklaşık 5-6 cm uzaklıktaki kısmında öyle kalır. Fakat yumurtalık kanalının içerisine yerleşirse bu yumurta, döllenmiş yumurta bir felaket olur. Dış gebelik olur. Dış gebelik daha sonra da bahsedeceğim. Çok önemli bir hastalıktır. Çok ciddi bir problemdir. Ameliyat gerektiren bir problemdir. Gerektirebilen bir problemdir. Neyse, dış gebelik konusunu bir tarafa bırakalım. Yumurtalık kanalının içerisindeki o titrek tüyler yumurtalık kanalının sonundan, yani yumurtalıktan rahime doğru süpürme işlemi yapar ve yumurtayı, döllenmiş yumurtayı oradan alır, rahime getirmeye çalışır. Yumurta, döllenmiş yumurta 4 gün içerisinde rahim boşluğunun içine gelir. Yani kocaman yumurta. O incecik titreşik tüylerin bunu taşıması çok da kolay değil. Yani bazen hastalar diyor ki bize, anne adayı, ya diyor ben dün ilişkiye girdim, acaba hamile miyimdir, test yapsam çıkar mı? Çıkmaz, daha yumurtalık kanalının içerisinde yumurta döllendiyse bile. Nereden bilebiliriz? Ya da ultrasonda görür müsünüz? Hayır, göremeyiz. Ultrasonda görebilmemiz için döllenmenin olmasından sonra 3 hafta süre geçmesi lazım. 3 haftadan önce Allame-i Cihan olsam, ultrasonun mikroskobik ultrason olsa yine de bu gebeliği görmek mümkün değil. Hemen arada bir parantez içinde şunu da söyleyeyim. Döllenme olduğundan sonra gebelik testinin, ama kanda yapılan gebelik testinin pozitif olması için
en az 10 gün geçmesi gerekir. 10 gün sonra çünkü yumurta rahimin içerisine gelmiştir. Rahimin içerisinde yerleşeceği yeri aramıştır, bulmuştur. Oradaki yerleşeceği yerde sanki bir yorgan varmış da yorganı kaldırıyormuş gibi hücrelerin arasını bölmeye çalışır, açmaya çalışır, içerisine yerleşir ve hücreler tekrar onu bir yorganın insan gövdesini sarması gibi kapatırlar. Evet, bu olayın olması lazım ki gebelik oluştuğunda bu döllenmiş yumurta artık bölünmeye de başladı. Bir zigot meydana getirdi. Bu döllenmiş bölünmekte olan yumurtanın hormon salgılaması ve hormonun anne kan dolaşımına geçmesi lazım. Bu da döllenmeden ortalama 10 gün sonra gerçekleşiyor. Hızla bir hücreden 2 hücreye, 2 hücreden 4'e, 4'ten 8'e, 8'den 16'ya çoğalma meydana geliyor. Bu aşamada biz bu hücrelere totipotent hücreler diyoruz. Yani değişik potansiyellere sahip, her şey olabilir bu hücrelerden. Yani bu hücrelerden bir tanesi gözde oluşturabilir, saçta oluşturabilir, ayak parmağının tırnağını da oluşturabilir. Her şey oluşturabilir. Bu yüzden biz buradan bir tane hücreyi alsak, mesela 16 tane hücre oluştu, bir tanesini alsak ve o almış olduğumuz hücreyi genetik teste tabi tutsak, burada almış olduğumuz hücreden geri kalan hücrelere hiçbir şey olmaz. Geri kalan hücreler yine canlı, sağlıklı, düzgün bir bebek meydana getirirler. Zaten mesela iki tane yumurta ikiye bölündü, iki tane hücre meydana geldi. Etrafındaki zarı yırtsa, ikisi birbirinden ayrılsa ne olacak? Tek yumurta ikizliği olacak. Yani birbiriyle genetik olarak aynı iki tane bebeğe hamile kalmış olacaksınız. Tabii nadir bir durumdur. Biz örneğin tüp bebek yaptığımızda iki ayrı yumurtayı dölledik, iki ayrı spermle ikisini koyduk rahimin içerisine. İkisi de tuttu. Bu durumda ayrı yumurta ikizliği, yani birbirine benzemeyen bebekler meydana gelecektir. Başka bir senaryo üzerinde düşünelim. Bir kadın iki tane yumurtladı, normal ilişkiyle ikisi de döllendi. Ayrı yumurta ikizleri meydana gelecektir. Döllendikten sonra bölünmesi neticesinde ve ayrılması neticesinde çoğul gebelikler identik, yani birbiriyle aynı tek yumurta ikizliği şeklinde çoğul gebelikler meydana getirebilir. Evet, hücreler bölünmeye başladılar. Rahimin içerisinde kendilerine bir yer açtılar ve açtıkları yerin içerisine yerleştiler. Artık embriyonun yeri belli, hücreler çoğalırken özelleşmeye de başlarlar. Yani totipotent hücreler yerine bazıları farklı şeyleri oluşturmak üzere ayrılır. Bir defa bir embriyo kısmı oluşur, bebek oluşacak oradan. Bir de plasenta kısmı oluşur. Oradan da bebeği besleyen plasenta oluşacak. Plasenta kısmı ve embriyo kısmı birbirinden ayrı ayrı meydana gelir. Plasenta kısmı içerisinde sıvı salgılayan bir kesecik meydana getirir. Biz ilk defa döllenmeden 3 hafta sonra ultrasonuna baktığımızda aslında bebeği değil, bu keseciği görürüz. Bu keseciğin içerisinde embriyo hücrelerinin çoğalmasıyla bir bebek meydana gelecektir. Bu bebek büyüyecektir. Az öncekilerden aklıma geldi. Yine çok uç bir örnek olacak ama diyelim ki iki hücreyken bölünme olmadı da bu ayrışma, özelleşme meydana geldikten sonra bölünmeye başladı ama bölünmeyi tamamlayamadı. Böyle durumlarda en basit şekliyle tek bir plasenta ile iki tane bebek meydana gelebilir, mümkündür. Bunlar identik, yani tek yumurta ikizleridir. Diğer taraftan bir tane plasentadan da öte tek bir göbek kordonu olarak başlamış, sonradan ayrılmış iki tane bebeğe ayrılmış olabilir. Çok çok daha nadir olsa da ayrılamamış, yani yapışık ikizler de bu şekilde meydana gelebilir geç ayrılmaların neticesinde. Biz ultrasonla baktığımızda iki tane embriyo varsa, iki tane gebelik varsa pardon, ikiz gebelik varsa bunların plasenta yapılarına bakarak tek yumurta ikizi olma olasılığı var mı yok mu, ayrı yumurta ikizi olasılığı nedir, bunu anlamaya çalışabiliriz. Evet, bu aşamada çok hızla bölünmekte hücreler. Bunun için artık sizin yediğinize, içtiğinize dikkat etmeniz lazım. Tabii yumurta gelişirken de lazım ama
Yumurta gelişirken bir şekilde zarar verseniz o yumurta büyüyemez, dönlenemez, gebelik hiç oluşamaz. Yani ya hep ya hiç. Kumarda oynarım, ya tamamen kazanırım ya da batarım demek gibi bir şey. Ama şu aşamadan itibaren artık zenginsiniz. Yani ya kazancınız, elinizdeki para azalır ama batmazsınız veyahut da elinizdeki parayı katlarsınız. Bunun için yapacağınız iyi şeyler, bebek embriyo rahimle temas ettiği andan itibaren yapacağınız iyi şeyler artık bebeğinizin, embriyonuzun lehine olacaktır. Kötü şeyler de aleyhine olacaktır. Sigara içerseniz, yanlışlıkla ilaçlar kullanırsanız, yediğinize içtiğinize dikkat etmezseniz bunlar bebeğiniz için eksi yazacaktır. Yani ortalama ne zaman? Adet kanamanız geciktiğinden itibaren. Ben folik asit yazdığım hastalarımda örneğin gebe kalmayı planlayanlarda diyorum ki yumurtlama gününüz 14. gün. 14-15. günü gibi folik asite başlayın. Eğer adetiniz gecikmişse devam edin kullanmaya. Adetiniz gecikmemişse bırakın bir sonraki 14. günü, adet olduysanız bir sonraki 14. günü bekleyin diyorum. Evet, yolculuğumuzda, maceramızda iki tane birbirinden ayrı, yalnız kalbi birleştirdik. Bir tane hücre meydana getirdik ve o hücre küçücük bir kalp olacak, atmaya başlayacak. Embriyonun macerasına yepyeni videolarla devam edeceğiz.